Tamam, sen şimdi dün kızınla da konuştun, şimdi de konuşuyorsun. Hani sana da Nuray'ın bir teklifi olacaktı, az önce konuştuk. Teklifini sun annene. Ben dün de söyledim ama kabul etmedi. Özür dilerim dedim. Hakkınızı helal edin. Boşver onu, şu anda söyle, şu anda. Ay. Hiç helal etmem, ona karar ya, etmem. Bir dur, bir dakika, sana bir teklifi var. Anneciğim diye bir söylesene, işte konuştuk ya. Anneciğim, özür dilerim, hakkını helal et. Ben hiç, benimle git. Ben bak, bir şey daha söyle bak. Helal da ediyorum. Bak dinle. Ha. Ben gelmeyeceğim anne. Eğer istiyorsan arkamızda dur, istemiyorsan çekil. Ben senin arkanda durmam, seni asla ve asla evlat edinmem. Kabullenmem. Bak, ben bir ay hani bunları atıyordu bana, deldiğin yanıyordu, bir ay engelledim bu lafçıydı. Kendine bakmıyordu, bunlar diyor ki, diyordu, anneciğim beni diyor, arıyordu. Anneciğim diyor, kaçtığım için diyor, özür dilerim. Ben de yedi ya. Bak dinle beni, kaçtığım için özür dilerim diyor, hakkını helal et diyor. Engelledi ola. Ben hiç helal etmiyorum. Ondan sonra ha, hiç helal etmiyorum. Bak ben saldırıyorum, yanıma gelmiyor. Nasıl eden Müge Hanım? Gelir o gene. Git annenin belini öp. Yok, geldim ben dün. Hayır, yok. Beni aşağıda dövdü, dövdü. Ekipler şahit ya, nasıl bu yalan söylüyor? Kur'an okuyorsun ya, Kur'an. Güvenliğim, onun da dövdü. Yalan söylüyor ya. Ya gel, yalan söylüyor. Gel, Allah şahit olsun. Bana iftira atan birinin yanına gelmem. Sen bırakmıyorsun diye. Ya nerede dövecek seni ya? Aşağıda, aşağıda. Bana şöyle bir yüklendi, vurdu. Yalan söylüyor. Hayır, senden kurtulmak istemiştir. Kimse kimseyi dövdürtmeyiz. Vallahi billahi vurdu. Daha kalkmadan bir ay önce. Kim kimi vurdu? Yanımda olanlar şahit. Kuzu gibi şeyi düşürdü, beynimi oynattı. Ağaçtan da şiş. Rapor alacağım. Rapor alacağım. Rapor alacağım şuramdan. Bir saniye Mustafa abi, nereye, kim, ne başına vurdu? Şuramdan, buzdolabından düşürdü. Dolabın kapağını açmış, kafasına bir şey düştü. Bir de şöylece de bana vurdu. Bir ne zaman ettim. Oldu? Burada mı oldu bu? Bir ay önce. Burada, işte evet. Bir ay önce, ben de onu söylüyorum. Burada bir şey olmadı. Öyle bir şey yok. Burada bir daha rapor alacağım. Gideceğim. Öyle bir şey. Güvenlik zor aldı diyor. Dün yayından sonra. Dün yayından sonra siz buzdolabı nereden buldunuz? Burada nerede siz buzdolabı buldunuz? Değil burada. Bir ay önce diyorum. Müge Hanım, anlamak istemiyorum. Buzdolabı ayrı bir hikaye. Bir şekilde. Evet, ayrı bir hikaye galiba. Ablamdan duramadım. Felç geçirecektim. Hatta komşuya gittim. Niye vurdu senin beynini? Komşu çay getirdi. İşte bunun aşkından. Yalan söylüyor. Nasıl buna yemek hazırlıyor. Dolabın kapağını açmış, ben de kafasına ki, bir şey düşmüş. Sarmayı benim, dedim, ayrık koymuşsun şeyim. Lahana sarmasını niye koydun kızım dedim. Onu da dökmüş buzdolabına. Onu ayıldım, onları topluyordum. He. Geldi bana bir vuruş vurdu. Yalan söylüyor. Ben rapor alacağım. Bak, başka şeyler konuşmak ben istemiyorsan. Ben rapor alacağım. Sus. O nikah olmayacak. Tamam, o onun koynuna girmeyecek. O seni başka almayacak. Evladım dövüyordu. Ben hayatım değil. Ben alıyordum seni elinden. Fadime Hanım. Fadime Hanım. Benim sen, bu. Fadime Hanım. Fadime Hanım hala dersin. Fadime Hanım. Zaten bunlar beraber yaşıyorlar. Daha sen neyin koynundan falan bahsediyorsun. Zaten senin kızın o çocukla beraber. Nasıl beraber? Nasıl beraber? Nasıl kaç gündür nerede kalıyorlar komam, sanıyorsun? Nasıl komam, komam yine komam. Komam hayır daha komam. Hala ben bilmem ne falan diyorsun komam. Zaten olan olmuş, biten bitmiş. Sen daha neyin derdiniz? Hiçbir şey olmadı Müge Hanım. Tamam. Ha, sen söylediğin için söylüyorum. Benim için fark etmez de yani. Hani bazı şeyleri yapmak için illaki belediyeye imza atmak gerekmiyor yani. Ya yani illaki belediye şey. İmzasıyla olmuyor. Hiç senin kızı şey zaten gitmiş, yaşıyor, hiç evini şey tutmuş. Burada şey beraber yok. Kalıyor. Sen daha neyin derdin? Hiçbir şey yok. Bunun elinden alacaksın Müge Hanım. Ben bir haftadır... Ne hiçbir burada şey yok? Hastayım. Hastayım. Ne hiçbir şey yok ablacığım? Neyin hiçbir hiç şey yok? Hiçbir şey yok. Ne demek hiçbir şey yok? Belki senin kızın şu an hamile. Bilmiyorsun sen. Niye hamile? Yalan. Yalan. Hayır, belki yalan. De hamile ya. O bana hamileyim dedi. Belki de hamile yani. Olmuş da olabilir. Biz bilemeyiz şu an. Bir ay sonra çıkar. Hamile de olsa biz ona yar etmeyecek. Bitti. Yok. Yar etmeyecek ablacığım. Tamam yani. Hayır daha siz hala nikah falan bekliyorsunuz. İlla ki kan dökülmesin. Çıksın kan dökülmesin gelsin. Yuva yıkmaya alışkınsın. Bu bağlananlar... Kadın kötü yerden kaçtı. Aha kendisi de... Tamam biz de çorba gibi karıştıralım. Müge ne abla, olur bu abla, programda? 10 sene çıkmayın. Bugünkü röportajdan veya da bugünkü röportaj yapıldı ya. Ondan yengemin bağlanacağından en ufak zerre kadar haberin varsa Allah belanı. Yalan. Arkadaşın kızına taciz ettin, tecavüz. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Ya ben bir de seni duyamıyorum oradan ya. Hangi birinizi dinleyeyim? Bir şuradan bir dinletin.
Onu bırak. Derdine bak. Bak sana oğlun diyor ki. Anne. Allah Allah. Sen de seslen. Eğer dinliyorsun. Oğlumun elini belada koyacak. Oğlum bunları öldürecek. Niye öldürsün ya? Ya niye çok aklı başında bir oğlum ya var. Ya sen çok bir tane oğlum var. Ne yapıyorsun? Sallayak buradan gidelim. Sen niye yapacak oğlunu cinayete teşvik ediyorsun? O senin evladın değil mi? Aynen öyle abla. Ben yapmıyorum, yapar o. He? Yapar da yaptır da. Niye Sibel'in ayı bağlamıyorsunuz, bir şeyleri bağlıyorsunuz? Kim Sibel bağlıyor? Rız düşmanlarını bağlıyorsunuz, Arife Yıldırım'ı bağlamıyorsunuz. Bunu ablası var, bağla, onu bağlayalım. Bağla, kim bağlarsan bağla. He? Arife Yıldırım'ı bağla. Bağlayalım, ne niye diyecek? Bağlamıyorsunuz? Dün bir... Açıyor Murat Şengül'ü bağla, bir ne diyor bu adama? Açmıyorlar tabii, bağlasa bağla. Bağla. Bağla, hadi. Bak ablacığım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Benim anladığım kadarıyla sen hayattaki herkesi kendine düşman olarak görüyorsun. Aynen abla. Evet, düşmanım. Ama, evet, yo sen hepimiz de düşman olarak görüyorsun. Düşmanım, o benim birinci düşmanım. Ha? Açmıyorlar. Bak sen de bildi o zaman. Söyle, mikrofona söyle. Tamam, açmıyorlarsa tamam. Yani sana bir şey seni söyleyeceğim. Sadece çıkar, senin bu halinle sana kimse destek olmaz. Tamam. Söyle Kadriye. Rejide istihbarat şefimiz Nayın Tanç var. Bizzat kendisi arıyor. Arıyoruz arıyoruz ama açmıyorlar. Yayın sonrası demek ki ablaya başka bir ifade veriyorlar. Nayım şimdi Fadime Hanım'ın hatırı için bir tur daha arıyor. İstediğiniz herkesi sıradan arıyor. Ne olacak onların aramasıyla? Onlar derse ne diyecek? Sen kızını razı edeceksin. Ben razı, getir yanıma bir kızını. Ben kesinlikle getirdim dün. Sen razı edemiyorsun. Senin kızın. Senin oğlun da açıp özür diliyor herkesten. Annem çok küfür ediyor, kusura bakmayın diye. Ne küfür ediyorum ben sana? Bugün demedim mi sen de? Laf sen de, izin sen de demedim mi? Ablacığım sen farkında değilsin. Sen iki kelimenden birisi küfür. Ben sana, ben ne yapayım ki? Sen bazı şeylerin küfür olduğunu farkında değilsin. O aslında G ile başlaması gereken seni K ile söylediğin şeyler mesela küfür. Doğru. O ile başladığı şey küfür. P ile başladığı şey küfür. Ülke bu durumda. Kanun yok. Adalet yok. Orada A, burada A. Başka bir şey yok. B yok. Şimdi ülkenin durumuyla biz senin kızını... Biz bir haftadır burada hastayık hastayık. Allah benden, onlar beni anlamayana da versin de tatsın nasıl olmuş hastalık. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şeker canım? Hastası demek kanserden kötü. Bak ben sana bir şey kötü söyleyeyim mi? Sen kendini evliya sanıyorsun ya, sana çocuğun öyle söylüyormuş. Kim evliya sanıyormuş? Bak, kendi diyordu, kendi. Kendi köpeklerin diyordu. Duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Kendi diyordu. Anladın mı onu canım? Onu kendi böyle diyordu. Öyle sen önüne geleni beddua edemezsin. Belli, belli. Hele benim bir anne bir çocuğuna yanıyor, beddua etmez. Benim içim yanıyor. Anne çocuğuna beddua etmez. Ne olursa olsun. Her bir zaman anne ederim. Çocuğu, hayır edemezsin. Günü gününden kör gelsin. Ben senin o zaman annelik duygundan... Ciğerlerim ölünsün, ben düneçe diyemedim. Ben senin annelik duygundan kusura bakma, ağzından şüphe ediyorum. Ağzından gelsin, 3 sene emzirdiğim. Yok canım benim, ben... Burnundan ben alsın. Burada çocuğunu arayan, aman cezaevinde bulunca bile sevinen, cezaevinde olsun yatsın, o ben başka, yine sağ olduğunu Iraz, benim yeni anneler gördüm. Kötü. İstediğimi yapmıyor diye de ölsün diyemem. Bir düşmana, hayır, öyle bir şey yok. Bir ne oldu senin şey inancına? Bir katile ne var mıydı? Anayı öldürene, babayı dövüp öldürene. Valla işte o senin öldürdü dediğin kardeşin de senin öldürdüğünü demin söylüyorlar şimdi. Demin ki, çeyrek altını istediğiniz için işte hayat bunu böyle. Aramış ki amcamızı öldürdünüz. Demin ki kız. Hı. Ha kendi diyor. E tamam işte senin de kardeşini öldürdüğünü söylüyorlar. Katiller göndermişler, o da gelirken kaza yapmış. Gözü körüydü ama hırsızlığı zorlu yapıyordu. Hırsızın daniskasıydı. Senin de gözün körüydü. Valla ben Nuray'cığım. Abla ölmüş insanlar arasından konuşmasın. Tamam artık. Ben seni de çok sen sağlıklı de görmüyorum açıkçası. Sen de boş boş bakıyorsun. Ondan ben sonra... boş boş bakmıyorum. Sadece ben saygısızlık yapmak istemiyorum. Vallahi biraz boş boş bakıyorsun. Yani sen de kendi o zaman bir anlatamıyorsun kendine. Ben anlattım. Konuştum. 3 gündür konuşuyorum. Ama anladım, kimse beni sen istemiyorsun. Dinliyorsun. İstemiyorum diyor. Pazartesi günü evleneceğiz diyor. Sen de dediğim gibi ya alırsın eşini, gidersin nikahında, istesen de istemesen de oturursun, durursun. Ya da oğlunun dediği gibi dönersin evine. Yarın bir gün bir şey olursa da gene tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer senin kapın. Tamam. Abla çıkabilir. Hayatım çıkın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hadi mamı doğrulayalım. Oğlundan getir bak. Tamam. Siz niye bu taraftan oğlunuzda çıkın, durun? Çıkın bu taraftan. Benim evladım. Bu taraftan çıkın. Gel buraya. Nuray burada. Nereden salıyorsunuz?
Aslında benim aslında ricam gerçekten beyefendinin bir ambulans çağırıp bu hanımefendiye de bir tedavi için gerçekten yardımcı olması yani. Hadi arkadaşlar, tamam.